gebelikte çıkan hipotiroidi normal doğum sonrası ayarlarına dönebilir mi diye sorular da geliyor. Hiçbir şikayet yok ama gebelikte. Hashimoto hastalığıysa ömür boyu ilaç kullanacaktır. Bunun geri dönüşü yoktur. Yoktu. Tiroid bezi dediğimiz otoantikorlarla harap edilmiştir. Tiroidin üretmediği hormonu dışarıdan veriyoruz. Ama bazı hastalıklar vardır. Bazı tiroid hastalıkları. Onlar da geçici olarak tedavi edip işte daha çok bunlar tiroid bezi iltihaplarıdır. Evet. Onlar genelde yazın sonunda ve sonbaharda görülür. Zaten orada tiroid hormonunu da kullanmıyoruz. Hipertiroidi ile karşımıza çıkıyorlar. Onlar çok az görülen şeylerdir. Onlar da dediğim gibi tedavi sonrası herhangi bir şey vermiyoruz. Hipertiroidi de yalnız. Evet. Subakut tiroidit dışındaki hipertiroidi ki en çok görülen Bazedov hastalığıdır. Bu hastalık da yine genetik kökenli bir hastalıktır. Bunu gebelikte bunu da görebiliyoruz. Burada da tam tersi tiroid bezinin aşırı çalışması söz konusudur. Yine burada da otoantikorlar vardır. Mutlaka ilaç kullanıyoruz. Burada da tiroid hipotiroidi de tiroid hormonunu dışarıdan veriyoruz. Burada da aşırı tiroid hormonu yapıldığı için baskılasın diye ilaç veriyoruz. Çünkü hipertiroidi de bahsettik. Çarpıntı, zayıflama, iştahı iyi olduğu halde sıcağı, tahammülsüzlük, ishal bir sürü bu şikayetlere neden olmaktadır. Gebelikte de tiroid ilaçlarını, antitiroid ilaçları veriyoruz yine. Çünkü vermezsek yine aynı şekilde hem erken düşük, doğumlara, düşüklere neden olabilir. Bu açıdan mutlaka kullanmak zorundalar. Dozu biraz daha aşağıda tutuyoruz. Gebelik sırasında tabii hipertiroidi de tedavi şeylerimizden biri de radyoaktif iyottur. Asla vermiyoruz. Çünkü bu bebeğe zarar veren bir tedavi şeklidir. Sadece ilaçlarını veriyoruz. Onları kullanıyor. Tabii Bazedov hastalığında bir yıl kadar süre geçtikten sonra ilacı uzun süre kullanıyoruz, kesiyoruz. Ama bunların %50'sinde hastalık tekrar nüksediyor. Tekrarlar mı? Eğer nüksettiği %50'si iki hastadan birinde nükseder. O zaman yaptığımız ikinci şey yine ilaca başlıyoruz. İlaçtan sonra hasta gençse yani üretkenlik üreme çağında, doğurganlık çağındaysa, üreme çağındaysa erkek ya da kadın onlarda ameliyat öneriyoruz. Cerrahi olarak bezi alıyoruz. Tabii ki cerrahi olarak alındığında bez yetersiz çalışır duruma gelmişse tekrar tiroid hormonu kullanmak zorunda kalıyor. O bezi tamamen temizliyorsunuz o zaman. Onu cerrah görüyor, evet. Alması gerektiği kadarını alıyor duruma göre. Yani bir miktar bez yine bırakılıyor orada. Ama tiroid kanserlerinde öyle değil. Tüm tiroid alınıyor. Yani orada bez bırakılmıyor. Ama Bazedov'da ve diğer bazı hastalıklarda dediğim gibi cerrahi olarak alınınca bezin bir az bir bölümü yine bırakılıyor hormon üretsin diye. Ama yine de yetersiz kaldığı için dışarıdan ilaç veriyoruz bunlara. Desteklemek. Ancak İleri yaşta bir hastaysa yani işte 50 yaşın üzerinde bir kişi ise bunlara radyoaktif iyot tedavisi uygulanıyor normale getirdikten sonra. Ameliyat ya da radyoaktif iyot tedavisi. Bu da aynı şekilde beze giderek oraya yapışıyor ve tiroid bezini harap ediyor. Böylece hormon üretimi ortadan kalkıyor. Böylece o hastalara da bir süre sonra yine tiroid hormonu dışarıdan verme durumu hasıl oluyor.